İyi akşamlar sevgili bisiklet severler. Bu akşamki konuğum Zehra Bural. İstanbul Cycle Style. Doğru söyledik değil Doğru, mi? Doğru, evet. Evet, kendisini bir tanıyalım önce. Hoş geldin Zehra. Teşekkürler, hoş bulduk. Aslında bisikletle böyle spor olarak değil, tamamen ulaşım aracı olarak kullanıyorum ben. Normalde herkesin yol bisikleti ya da böyle gezi olarak kullanıyorlar bisikleti ama ben sadece trafik sıkışıklığına, İstanbul'daki bu bitmeyen trafik çilemize tepki olarak bisiklete biniyorum. Kadıköy'de de oturduğum için, yani Erenköy'de oturduğum için de çok rahat kullanıyorum. Genellikle Kadıköy civarında biniyorum. Öyle normal iş olarak daha önce tekstil işindeydim. Şu anda evden çalışıyorum. O yüzden çok da rahat bisikleti kullanabiliyorum. Evet, yani böyle bir herhalde trafikte bir gün cinnet geçirdiysen onun üzerine mi böyle bir karar Aslında aldın? cinnet geçirerek değil. Benimkisi şöyle 2000 benim bisikletle yani bisikleti kullanma hayat 2009'da başlıyor. Biraz onlardan bahsedelim. Evet, ondan önce neredeyse yani 32 yaşında İtalya'ya taşındım ben iş dolayısıyla. Ondan önce neredeyse hiç kullanmıyordum. Zaten hani öyle bir kültür de yok. Küçüklüğümden de yaşadığım bir travma var maalesef. O nedir? Küçükken işte böyle ilkokul 1 ya da işte 6-7 yaşında yazlıkta herkes, o zaman Pinokyo bisikletler vardı, o kırmızı Evet, küçük, onu da öğreniyorduk. Katlanır. Çınarcık'taydı bizim yazlığımızda. Herkes bisiklete binmeyi öğrenmişti, bir ben kalmıştım. Bir de ben böyle tıknaz bir çocuktum. Ondan sonra evin uzağında bir yerde öğrenmeye çalıştım böyle. Çınarcık'ta böyle zaten küçücük bir yerde o zaman. Ve böyle işte sahil, çok kısa bir kumluk var, deniz. Çok kısa bir sahil ve böyle yüksek bir kaldırım var. Tabii sonuç denize uçtu. Böyle ve oradaki apartmandakiler beni eve böyle getirmişler. Bisiklet ayrı kırılmış, ben ayrı, yara bere içinde. Sonra bırakmıştım, bir daha binmeyeceğim bisiklete diye. Öyle bir travmadan sonra gerçekten senelerce binmedim. Ya da böyle yani çok az, hani bir şey değil de tutku gibi değildi. Yani bir 30 küsur yıl arada bir boşluk var o zaman. Aynen, o kadar var. Sonra İtalya'ya taşındım. Fakat İtalya'da önce gittim bir eve, Avrupa'ya giden herkes aynı şey olur. Böyle orada herkes bisiklete biniyor, kimse arabaya binmiyor falan, öyle bir şey vardır tabii ya. Ama buraya gelince her yer arabayla gideriz yani. Ve onu bir türlü hayata geçiremeyiz. Ben öyle bir heves aldım. Önce kuzeyde bir kasabada yaşadım. Şehir değil de orası. Küçücük Hangi bir. yıllar? 2009'da taşındım 2009. tam. Fakat orada da aldım bisikleti, yine binemedim. Çünkü bisiklete binen şehirde çok insan yoktu. Çok soğuk bir yerde, çok yüksek rakımlı bir yer. Yine böyle ortalıkta insan. Hani o bisikleti aldım. Bir de kontrapedal almıştım. Niye öyle bir şey aldım bilmiyorum yani. Çünkü bisikletin tipini beğenmiştim. Hani kullanılabilir değil. Böyle şeydeki Los Angeles'ta o sahilde binerler de bir bisiklet, evet, kalın tekerlekli beach falan. Cruiser'lar. Aynen, Evet. öyle bir şey aldım ama tabii binemedim çünkü böyle yokuşlar falan vardı orada, hiç rahat edemedim. O tür bisiklet hiç oraya uygun değil. Hiç uygun değil ama ben işte kitabın kapağına baktım, kendisine, içine değil. Tabii o da böyle kenarda kaldı garibanın bisiklet. Sonra Floransa'ya taşındım. Tabii o zaman asıl bisiklet hayatım başladı. Floransa'ya taşındığım gün neredeyse bisiklet aldım. Böyle herkes bisiklete biniyor. İnsanların böyle neredeyse kimsenin arabası yok. Yani bisikletli olmak normal bir Normal çünkü davranış. Zaten orada eski şehirlerin içine korumak için işte o dokuyu, tarihi dokuyu arabayla giremiyorsunuz zaten. Ne güzel. Yani orada yaşarsanız bile şartları var. Arabanızın elektrikli olması lazım. İşte bir tane araba sokabiliyorsunuz falan. Öyle jipleri, koca arabaları hiçbir şey sokamıyorsunuz. Minik minik böyle arabalar girebiliyor. Onların da şarjı, işte elektrikli olması şartı var. Tabii herkes bu yüzden bisiklete biniyor. Nasıl binecek adam oradan oraya gidecek? Ve çok hoşuma gitti. Hemen gittim, yine bir heves, böyle gıcır gıcır bir bisiklet aldım. Orada da çok komik bir şey olmuştu. Biz şimdi Türkiye'de herkes çok güzel bisikletleri biniyor. Hepimizin çok pahalı bisikletleri var işte, böyle Evet. ne bileyim. Orada o kadar götürü Dökülüyor. dökülüyor. İşte ben gittim, bir Bianchi beğenmiştim. Aa, çok güzel, ben bunu istiyorum. İşte adam dedi ki yani bunu alacaksın ama dedi yani 100 euro bir de yani. Hani ne ki zaten 100 TL gibi oluyor burada. Orada sonuçta euro kazanıyorsun. Ha, alma, saçma, bunu çalarlar, bu çok güzel bisiklet falan diyor. Hadi ben alacağım alacağım Yani falan. 100 euro pahalı, ne gerek var Evet yani şeklinde orada mi 20 yaklaştı? euro falan yani böyle bisiklet piyasası. Yani adam diyor ki zaten çalınacak Bir mı boşu dakika, boşuna. bir dakika. İkinci el mi, sıfır mı? Sıfır, 100 Sıfır. euro şey yaptım. Ona bir şey zil taktırdım falan, sepet taktırdım, 120 euroya çıktı. Normalde herkes ve maksimum böyle 30 euroluk falan ama yani böyle herkesin bisikleti dökülüyor. Şıkır şıkır giyiniyor kadın, altındaki bisiklet böyle her yeri böyle paslı falan. Neyse, ben çaldırmadım ama yani orada da bir 3,5 sene falan yaşadım. Bayağı iyi bir başarı olmuş. Yani çünkü şey aldım, yaklaşık 32 euroya bir abüs bir şey almıştım, zincir Kilit. almıştım. Yani 100 euro. O yüzden onu ki uğraşmıyorlar hiç çalmakla.
Neyse orada çok güzel bir hayat var. 3,5 sene boyunca neredeyse her gün pazara, işte akşam gezmeye gidiyoruz, işte tiyatroya gidiyoruz falan. Bisikleti elimden düşürmüş, o zaman çok keyif aldım. Bisiklet yolu falan yok orada ama çok böyle şey duyarlılık var. Yani iki tekerlekli tabii. Her şey, motosiklet olsun, bisiklet olsun çok saygılılar. Tabii kazalar oluyor, ayrı bir konu ama. Tabii bisiklet kültürü yerleşmiş yerlerde ille de bisiklet yolu gerekmiyor zaten. Aynen. Her yer zaten. Bence İstanbul'da da bunu yapmamız lazım. Şu anda biliyorsunuz böyle bisiklet yolları olmalı mı, gerekli mi? Özellikle mesela İnönü Caddesi'nde şu anda çok tartışılıyor. Ne gerek var, binen yok gibi. Bence bisiklet yollarından önce zaten o kültürü, yani insanların bisiklete binmesi, binmiyorsa bile binen insana nasıl yolda davranacak, onu sıkıştırmayacak. Hani onu önce bir aşılamamız lazım. Sonra bisiklet yolu gelmesi lazım. Yani pat diye önüne şey koyarsa çok güzel bir gelişme tabii bisiklet yolu. Tabii yani ona şey saygı duyuyorum ama bence önce o bisiklet kültürünü bir insanlara bir oturtmamız lazım. Bu İtalya macerasını devam edelim. Ondan sonra Floransa'da. Tabii Floransa'da artık böyle zaten bisikletle anılır olmaya başladım. Çünkü sonuçta işte sosyal medya paylaşım çağı, ne fotoğraf koysak benim ya bisiklet yanımda ya şeyde böyle üstündeyim ya bilmem ben böyle sürekli bir bisiklet de var. Tabii Floransa'dayken benim neredeyse hiç boş durmadım. Bütün arkadaşlarım sürekli ziyarete geliyorlardı. Biella'da kimse gelmedi, onu da unutmuyorum. Ama Floransa olunca tabii çok güzel bir şehir. Bayağı bir insan tabii böyle bisikletle, onu bisikletle almaya geliyorum tren istasyonundan, işte onu taşıyorum. Biz bir de böyle bayağı şey eşek gibi kullanıyoruz bisikleti, böyle arkasını yüklüyorsun, önünü yüklüyorsun tabii. Falan yani gerçekten çok şey her şeyinden yararlanıyor. Yani sadece beni taşımıyordu, benim eşyaları da taşıyordu. Tabii orada da anılır olduk ve herkes artık benim hani Zehra ve bisikleti işte böyle ikimiz böyle bir olduk. Sonra 2013'te Türkiye'ye geri döndüm ve böyle Kadıköy Belediyesi şey yayınlamıştı. İşte Bağdat Caddesi'nde bisiklet yolu yapılıyor, vay falan her şey diyorduk o zaman. Ne Zehra dönüyor sevmiştim. Diye Zehra'ya bisiklet yolu yapıyorlar diye öyle hatta öyle espri yapıyorlardı. İşte maalesef kaç saat sürdü? 6 saat mi 8 evet saat? Evet ya, o hikaye çok ilginç. maalesef 8 saatlik bir bisiklet yolumuz oldu. Yani bir gün yolu yaptılar. O binemedik bile yani. Ayraçlar falan çakıldı, yerler boyandı. Ertesi gün söküldü evet. Çok. Yani dünyada herhalde en kısa ömürlü bisiklet yoldur dünyada. Mesela orada da ben çoğu insan, çünkü benim neredeyse bütün arkadaşlarım, ailem falan yani Bağdat Caddesi'nde yaşayanlar onun çok gereksiz olduğunu söylüyorlardı hep. Soldan gidilir mi, ezilirsin bilmem ne falan. Şimdi mesela bakıyorum orası sizin nükhan da orada. Sırf evet. Otopark gibi yani Göztepe'den itibaren. Tabii. Mesela yol tıkanacak falan diyorlardı. Kimse ona bir şey söylemiyor mesela. Evet. Yani ben de şey anlatmaya çalışıyorum. İşte orası bisiklet yolu olsaydı, biraz ayırsaydı betonla falan. Hepimize yeter de o yol ama işte demin dediğim şey, o bisiklet kültürünü önce bir özümsememiz, hücrelerimize şey yapmamız evet. Lazım. Ondan sonra bisiklet yolları gelmesi lazım. Bu zaman alacak. Tabii ki birçok sivil toplum kuruluşu bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ama tabii ne kadar çoğalırsak o kadar da iyi olacak. Yönetimlere karşı, yerel yönetimlere evet. Karşı böyle bir güç oluşturacağız. Ama tabii... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan yani çıkar durumu. Ulaşım platformu o güzel yapıyor. Onlar bayağı bir yolda katıldılar evet. Yani artık toplu taşımaya bisikletler giriyor. Katlananlar her kesinlikle. Saat giriyor ki orada bile çok engel çıkıyor. Mesela şu anda ben hiç karşılaşmadım ama metroda istemiyorlarmış yani. O katlananlar işte böyle bir örtüyle örtü gibi bir muhabbet çıktı. İşte kirleniyormuş, yolcuların kıyafetleri kirleniyor diye. İşte yani nasıl diyeyim? En son vagona koysalar sadece bisikletleri hani evet. Öyle bir ayrı bir yer olarak o sorun çözülebilir. Zaten kaç kişi biniyor ki yani bisikletle gün tabii. İçinde yani hani böyle bir kural çıkana kadar en fazla 10 kişidir herhalde yani bilmiyorum saymadım ama yoğun saatlerde biner. Çoğalıyor zamanla. Sanki belli saatler içinde serbest de yani çok yoğun saatlerde. Yok, şeyde evet o işte sabahleyin o işte yoğun iş kaç oluyor 7 ile 9 akşam 4 ile 8 7 arası mı? Yani tam bilmiyorum evet, saatleri. Şey, yani çözüm üretmek aslında önemli ama her şeyden önce dediğim gibi bu bisiklet kültürünü yapmak şey net açıklamak lazım. Ben de biraz onu biraz İstanbul Cycle Style'ı kurmam. Bu benim şeyden esinlendi. Bu meşhur orası çıktı evet. Cycle Chic neydi? Evet. Danimarkalı Kopenhag'da yaşadım. Kopenhag Cycle Chic oradan şey geldi bana. Çok hoşuma. Tesadüfen onu ben hani Floransa'ya taşındığımda Instagram ki bu kadar çok kullanılmıyordu daha o zaman yeniydi. Tesadüfen onu karşıya çok hoşuma gitti. Adam fotoğrafçı biliyorsunuz hikayesini ama bilmeyenlere söyleyeyim. Tabii anlatalım. Adam evinden fotoğraf çekiyor. Yani bisikletlerin geçenlerin fotoğrafını çekerek
böyle şey oluşturuyor, ne der, gündem oluşturuyor diyeyim. Benim de çok hoşuma gitti. İstanbul'da da belki bunu yapmamız lazım. Çünkü bisiklete binince görüyorsunuz ki çok insan bisiklete biniyor. Yani mesela tabii. Bağdat Caddesi'nde ben bu kadar kişinin bisiklete bindiğini bilmiyordum. Yani sadece genel olarak market elemanları, apartman görevlileri biniyor ama onun dışında da binen var. Evet, fotoğraflar da başladı. Şimdi bunlardan biraz evet. bahsetsene. Yani bunlar kim? Tanıyor musun? Nasıl çekiyorsun? Şimdi tabii sürekli ben şeyde olmak istemedim. Bu Instagram hesabı açtım. Daha sonra Facebook hesabı da açtım. Bu Ayşen seyrediyorsa şu anda kendisine çok selamlarımı gönderiyorum. Çünkü en sevdiğim mankenindir. Beni hiç kırmıyor ve her zaman da çok şık kendisi. Hatta iki hafta önce Yalova İznik şey yaptık, bisiklet gezginliğinde. Biz hepimiz taytlar böyle şey kalsa Ayşen gayet şık geldi. Böyle yani şey, tura bile öyle geliyor. Evet. Şöyle yapıyorum ben, benim hani normalde çoğu Instagram hesabı, bisiklet hesabı şey yapıyorlar, birbirinin başkalarının hesaplarına girip onlarınkini repost ediyorlar ama ben bizzat kendim çekiyorum. Genellikle Kadıköy'de çekiliyor bu fotoğraflar. İşte birilerini bulursam beni de çektiriyorum yani genellikle çünkü hani bu şeyde fotoğrafçıyla anlaşmak çok kolay buradaki bir şey değil. Buradaki sensin galiba. Evet, bu Bağdat Caddesi'nde. 26... Ben böyle çantamı kenara gidona asıp öyle gezerim. Benim en önemli özelliğim o öyle. 26 tekerli katlanır bir evet, bisiklet. Evet, Geotek. Yani. O da Geotek, onu bulduğum gibi aldım mesela. Hiç şey yapmamıştım. Mağaza Yaban'dan aldım. Yaban Akademi'den almıştım böyle. Çok şaşırmışlar böyle. Ah ne güzel katlanan 26. Hadi alıyorum falan böyle. Burası sahil yolu. Caddebostan. Normalde sahil yoluna çıkıp çekmek istemiyorum. Çünkü onlar orada genellikle spor amaçlı. İşte o yol bisikletine evet. binen. Ben şey çekmek istemiyorum. Yani kasklı, taytlı, böyle formalı. Çünkü ondan zaten çok var Instagram'da. Böyle genellikle görürsünüz. Pazar günleri özellikle böyle şey çıkar. Böyle önde bir adam selfie veriyor. Kask, arkada da 5 tane daha evet. yol bisikletli adam. Çok öyle fotoğraf var. Aynen. Yani doluyor böyle pazar günü özellikle. Ben onu istemiyorum. Bunu 19 Mayıs turunda çekmişim. Çok hoşuma gitmişti. Bunlar herhalde yabancı bir aile. Arkada da kardeşi, annesi falan var böyle hani şeydi. Bayağı kalabalık bisiklete biniyorlardı. Burası Bağdat Caddesi galiba. Burası şey, Minibüs Caddesi, Göztepe. O tura katılmıştım. Oradan böyle işte şeye bağlanmıştık. Fenerbahçe'den start alıp Kalamış'tan. Minibüs Caddesi'nden işte Bayar Caddesi falan öyle büyük bir tur yapmıştık. Evet. Benim yapmak istediğim yani bu şey, normal gündelik binen insanlara biraz onu şey öne çıkarmak. Hani illaki bisiklete binmek demek taytı giyip çok pahalı bir yol bisikleti alıp böyle kafa önde sürat yapmak demek değil. Yani Kadıköy'de veya nerede biniyorsunuz? Yani olabildiği kadar mesafe, yani ben mesela 5 kilometrelik mesafeye bence Kadıköy'de oturuyorsunuz bisikletle evet. gidebilirsiniz ki şu anda bence kesinlikle gidilmesi lazım. Bu kentsel dönüşüm, ben çok böyle şeyim, karşıyım bu kadar çok kentsel dönüşüm, yani bir bina yapılmasına. Evet. Her yerde hafriyat kamyonu, çimento evet. kamyonu, İstanbul, şey... özellikle Kadıköy yakası şantiye. Evet, artık yani şantiyede yaşıyoruz resmen. Toz toprak ayrı konu tabii. Bence hani park edecek yer yok, trafik sürekli artık yani sabah 7 başlıyor trafik. Kaldırımdan da çok rahat gidiliyor bence Bağdat Caddesi'nde, tabii. şey çok geniş olduğu için. Zaten demin ben eklemek istiyordum. Bisiklet yolunu kaldırıma da yapabilirlerdi Bağdat Caddesi'ne bir ufak bir düzenlemeyle. İki tarafta da kaldırım bayağı geniş Bağdat Caddesi'nde. Yani bisikletler bile şeyden gidiyor. Evet, kaldırım hepimize evet, yetiyor orası. Evet. Biraz kızıyor şey yayalar haklı olarak çünkü özellikle hafta sonu artık çok kalabalık oluyor. Yani motosikletin kesinlikle girmemesi lazım. Bisikletin de girmemesi lazım ama ne yapayım yani o şeylerin arasında yer yoksa, eğer çok sıkışıksa trafik evet. şeye çıkıyor. Yani birçok Batı Avrupa şehrinde kaldırımları bisikletler paylaşıyor. Değil yani mi? Floransa'ya kimse... dönelim orada da öyle. Ve Floransa böyle çok köşeyi zaten küçücük bir şehir. Şu kadar kaldırımı, yani şu kadar bisiklet yolu yapıyorlardı yani böyle. Evet. Hani şu kadar çizmiş adam. Ama yaya da gidiyor oradan. Yani yaya bisikleti görünce şey ona yol veriyor. Bisiklet onu bekliyor falan böyle. Kavga çıkmıyor sonuçta. Biz daha sahil yolunda kavga ediyoruz hala. Evet. Kaç sene oldu o kocaman yolu paylaşamıyoruz. Yani burası bisiklet yolu yok bilmem ne yolu. Sana ne istediğim yerden geçerim falan. Evet. Daha dediğim gibi onun mücadelesindeyiz. İşte yine... Döneyim mi? Dönelim. Bisiklet kültürü. <Evet. gülüyor> O da önce bir anlamamız lazım yani. Sonra İstanbul'a gelince işte böyle bunlarla uğraşıyorum. Yani bir sene falan oldu bunu açtım ama çok böyle istediğim randımanlı fotoğraf çekemiyorum. Demin yayından önce size de bahsediyordum. Biraz zor çünkü biz biraz da rahat bir millet değiliz galiba. Yani öyle hani o anda böyle ah sana poz vereyim falan
diyemiyor insanlar. Evet, ender poz verenlerden. Erkekler genellikle çok enteresan, hiç beni kırmıyorlar. Çünkü hemen verelim. Bunlar zaten genellikle ya market görevleri ya şey görevleri, evet. Apartman görevleri. Onlar çok biniyor ve böyle bisikletleri falan çok eski, böyle Bissan, Beldesan falan. Evet. Ama onlar çok severek poz veriyorlar. Bu Floransa'dan mesela benim oradaki en yakın arkadaşım, böyle şey, onun bisikleti çalınmıştı bu dönemde. Böyle birbirimizle taşıyorduk. Eve bırakıyorduk yani, tam şey aracı. Ulaşım. Önde çantamız, arkada bisiklet falan. Böyle işte oğlum, işte bu Bağdat Caddesi'nden. Şimdi kendime böyle bir kart gibi bir şey hazırladım ki, çünkü insanlar şey diyorlar. Tabii haklı da buluyorum insanların fotoğraf çektirmeye. Yani ilk önce durdurma kısmı çok zor. Çünkü şey diyorlar, mesela şu anda son zamanlarda bir şey sorabilir miyiz falan diye böyle anketörler falan var. Tabii ben de konuya girmem gereken, yani bir şey sorabilir miyim falan diye durdurunca hayır falan, böyle biz kızıyorlar. Bisiklete biniyorum, niye beni durduruyorsun falan, böyle bir şey oluyor. Sonra işte ben bisiklet bloğu yazıyorum da falan filan. Genellikle kadınlar %80 oranında fotoğraf çektirmek istemiyorlar. İşte sağ olsun arkadaşlarım poz veriyorlar. Erkekler genellikle hani şey olsa da reddeden, yine onlarda da %20-30 oranında istemiyorlar fotoğraf çektirmek. O gün modları iyi olmuyormuş. İşte ne bileyim, kadınlar genellikle makyaj olmadığı için istemiyorlar. Halbuki, ne yani olacak o şey yani? Yani hani zaten amacı onun. Yani o anda sen bisiklete binerken ne güzel. Bir de bu şey değil yani, hani ne bileyim, Hello dergisinde çıkmayacak yani. Altyazı kendi bisikletçilerin ilgilendiği bir şey. Ama tabii o işte dediğim gibi, o rahat değiliz herhalde. Evet, buradan... Çok böyle bir hazırlık gerekiyor. Evet. Böyle saçlar yapılacak falan, böyle pozlar. Buradan duyuru yapalım. Bisikletçi evet, arkadaşlar. Sevgili bisiklet severler. Zehra siz durdurursa fotoğraf çekmek için lütfen durun ve poz verin. Lütfen ona ya yardımcı olun. Ya da kendime pankart gibi bir şey hazırlayacağım. Fotoğrafınızı çekebilir miyim falan diye. Çünkü böyle şey, dediğim gibi çok bazı insanlar nedenini bilmiyorum çok ters diyorlar. O kadarına da gerek yok. Hayır da geç yani. Ben de kimseye zaten ne olur demiyorum. Peki diyorum, devam ediyorum. Hani böyle bir ısrar etmiyorum kimseye. Tabii herhalde fotoğrafı çekilince acaba onu alakasız bir yerde kullanılacak falan diye mi çekiyorlar? İşte hocam, böyle kart gibi bir şey bastım kendime, onu veriyorum. Bakın burada yayınlayacağım, izin veriyor musunuz şey diye. Bakalım yani, şu ana kadar dediğim gibi çok böyle istiyor. Zaten çok fazla bisiklete bin, hani tamam var ama. Yazın bir belki. De yakalamak lazım onları. Tabii. Yani tamam, ben evden görüyorum böyle. Ah falan, ne güzel bir bisikleti var falan, ne koş diyorum ama bir daha görmüyorum. Evet, bu bir fixi kullanan bir arkadaşımız galiba. Evet, bu galiba. Onur. Evet, onun böyle, ben bu fotoğrafları ben çekmiştim. Bak çok zor kullanmak, helal olsun, iyi kullanıyor yani. Evet, fixi o bambaşka yani bir dünya. Ona hiç o şeye girmem. Bu da karda benim fotoğrafım. Ben kuaföre hep bisikletle gidiyorum. Çok seviyor benim kuaförüm. Vale bayılıyor böyle. Böyle benim bisiklet en öne falan geliyor böyle, özel şey yapıyorlar. Bu işte Cafe Nero çok güzel oluyor pazar günleri. Havada güzelse bayağı bir bisikletli görüyorum. İşte orada bazen işte oturup böyle izin isteyip fotoğraflar çekiyorum. Ben spora giderken de ben bisikletle gidiyorum. Evet, katlanır bisiklet oldukça arttı. İnsanlar evet. Katlanır bisikletleri benim katlanır tercih bisikletim ediyorlar. Bitmin aslında. Onu ben alırken çoğu insan sakın alma, işte o marka çok iyi değil, işte herkes işte orada yine mesela şey dönüyor, mesela herkes Brampton alıyor. Ya tamam, Brampton çok güzel, ben ona bir şey demiyorum da yani bu da bütçe işi. Herkes en iyi, en üst kalite, en harika bisikleti kullanacak diye bir şey yok bence. Evet, tabii yani dünyada yani bütçe, evet aynen, hani bisiklet o biraz da şey oluyor işte. Hani dediğimde dökülen bisiklete biniyor ya herkes. Evet. Tam bu dökülmüyor ama yani herkes de Brampton'a biner. İnşallah bineriz bir gün yani. Ben de. Evet, Brampton'da Türkiye'ye geliyor galiba, öyle bir evet evet gelmiş haber geçen aldık. Hafta fuarda evet, vardı. Fuarda gördük. İşte ben de Kora gibi sponsor bulursam. Evet, Brampton'da bir projem var. Bir proje geliştirip. Evet, katlanır bisikletlere geri dönersek şimdi neden tercih ediyor insanlar? Tabii şöyle bir şey var, ulaşım için aslında gerçekten iyi bir araç şekli. Yani bisikletinizi katlayıp arabanızın arkasına atıp icabında arabanın arkasında tutup bırakıp, gece şöyle bir sorun var, bisikletler çok çalınıyor. Evet. Ama arabanın bagajında o kadar kolay değil çalınması. İnsanların tercih nedenlerinden biri de o aslında. Ben kaç yıldır katlanır bisiklet satıyoruz ama insanların ana amacı tamam pratik, fakat
Saklaması kolay. Saklaması kolay, evet. Tabii ki metroda da katlayıp bindiğinizde metroya, o da bir büyük bir avantaj. Ben de son zamanlarda kullanıyorum, deniyorum. Kısa mesafelerde gerçekten evet, iyi bir ulaşım aracı. Çok pratik oluyor. Uzun mesafe açıkçası biraz zor oluyor ya da alışmadığım için. Ama uzun mesafeyle, katlanır bisikletle uzun mesafe yapan arkadaşlar var. Evet, İsmail, o işte İznik gezisinde tanıştım, o daha numaranın, onunla bütün Türkiye'yi gezmiş. Yani gezmedi, evet. Kaç dedi, 60 tane mi şehir gezmiş. O geziyor böyle, şey biniyor yani. Arkasında bayağı da yük var yani. Evet. Yani gezen çok insan var. Tebrik etmek lazım onları. Ben ilk sizin dediğiniz gibi araba da kullanıyorum. Çünkü ben İstanbul sonuçta çok büyük bir şehir. Yani her yere bisikletle gidiyorum demek çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Çoğu yerde mesela sahil şeridine gideceksen bir yere kadar, örneğin İsküdar'a kadar arabayla gidiyorum. Orada arabayı park edip, örneğin Beykoz'a falan gideceksem sahilden gidiyorum öyle. Biraz yolu şey yapıyorum, kendi çapımda kısaltıyorum. Arabaya küçük olanı mı koyuyorsun yoksa katlanır? Yok, iki katlanan da arabaya gayet rahat sığıyor. Benim arabam da küçük bir araba. Hepsi böyle çok güzel, hepsi katlanıyor. Ha, 26 olan da, Jeotek olan da katlanır. Evet, o da katlanır. Onu evet, da şey, çok rahat sığıyor. Diğer büyük olan Trek var, onu arkaya takmak gerekiyor. Evet, o katlanmayanlar, evet. Onlar için ayrı aparat almak gerekiyor ama katlananları, yani yeni başlayanlar için özellikle bence çok evet, rahat. Bir de inip binmesi kolay yani, evet, alçak olduğu için. Evet, hem bisiklete yeni binmeye yeni başlayanlara ya da şehirde yeni bisiklete binmeye yeni başlayanlar için bence çok rahat. Kesinlikle. Yani sıkıldığınız yerde eğer çok yoruldunuz katlayın, taksiye koyun, işte bir yere kadar taksiyle gidin, onu da çok yapıyorum ben böyle. Zaten insanlar çok garip bir şekilde, aa katlanıyor mu nasıl falan diye böyle. İşte farkındalık da öyle yaratılıyor. O taksici gidiyor başkasına anlatıyor. Evet. Bisiklet yolunun yoluk tıkadığından değil de bundan anlatıyor mesela. Yani daha güzel oluyor, daha olumlu yayılıyor bisikletli olmak. Evet, güzel bir şey yapıyorsunuz gerçekten. Şimdi bu bisiklet kültürünün yayılması için tabii bir takım etkinlikler var. İşte mesela Critical Mass. Onların bazılarına ben de katıldım. Ne düşünüyorsun onlar hakkında? Yani ben onlara katılmıyorum. Daha doğrusu bir kere katıldım. Bu topluluk şeye iki defa katıldım. Bir Critical Mass'e katılmıştım. Bir de bu 19 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı toplu sürüşe katıldım. Şimdi orada bilmiyorum, hani bana mı öyle denk geldi yoksa öyle mi bilmiyorum. Belki birkaç tane daha şeye katılmam lazım, sürüşe. Çok agresif insanlar. Mesela 19 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı turda iki tane bisikletli birbirine girdi ve böyle yani küfür kıyamet gidiyor. Yani ne olabilir? Ha, bisikletler kavga etti. Bisikletler kavga etti ve oradan yoldan geçenler de bakıyor böyle. İşte o kadar böyle şey çıkıyor ki insanlar o yola. Böyle ön yargılı diyeyim. Bir tane mesela şey oldu. Motosikletli bir adam geldi. İşte çocuk biniyor orada. Ha. Adam aslında çocuğa yer açmaya çalışıyor. Fakat o kadar kızdı ki insanlar, çocuğu korkutuyorsun bilmem ne falan. Adam dedi ki ya dedi onu korumaya çalışıyorum ben falan. Hayır biz koruruz, sen koruma. Hani her konuda tepkililer insanlara. O organizasyonda Kadıköy Belediyesi de maalesef çok iyi bilgilendirmemiş sanırım halkı. Hani birkaç yol kapandı. Onun dışında çoğu yer kapanmadı. Bu sefer insan tabii bilmiyor, adam ne bilsin bisiklet şey o gün geçeceğini, yani tur olduğunu. Evet. İşte yola çıkıyor, onlar kaportasına vuruyorlar, işte görmüyor musun bisikletle, yani ben öyle şeylere biraz utanıyorum açıkçası. Ben daha sakin bir insanım. O yüzden katılmıyorum o şeylere. Sürtüşmelere çok gerek yok aslında. Yani bence çok, yani ne bileyim, ortası mesela Critical Mass'te çıktığımızda bir şey oldu böyle, adam şey mi yaptı böyle, önüne çıkmıştık abi, böyle bisikletler geldi etrafına, bağırıyorlar, çağırıyor. Adam böyle iyice nefret etti. Yani o adam hayatta bir bisikletliği seveceğine inanmıyorum ben bundan sonra. Hani onun evet, hayatında bisikletliler böyle şey agresif, yapan agresif falan evet, insanlar. Ben daha sakin, işte böyle cici cici fotoğraflar çekerek insanlara onu göstermeye çalışıyorum. Böyle daha sakin bir şeyden ilerliyorum. Evet. Peki şimdi sana ilginç bir soru. İleride belki bir bisiklet yarışına katılır mısın? Yani isterim ama öyle şeyim yok benim. Ben biraz keyif adamıyım. Yani onlara çok antrenman yapmak lazım. Çünkü bir şey yarışınız, veteran yarışlarına katılsanız da bence onun bir antrenman programı var. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. Ona Kora katılsın, ben değil. Kora. Ona Kora'yı ben desteklerim, alkışlarım. Finişte onu şey yaparım ama yok öyle şey değil. Ben tamamen her konuda keyif insanıyım. Bisikleti de böyle. Abartmadan.
Evet yani beğendiğim bisikleti alıyorum. İşte diyorlar ki buna bu kadar para niye verdin? Fazla vermişsin. Ya diyorum beğendim aldım sana ne? Çok da mutluyum yani. Hani ben öyle tam şeyim. John John bisikletçi. Ama yani aslında bisiklete binen insanlara bakarsak yarışçılar tabii ki aralarında var. Ama çoğunluk ulaşım için kullanıyor. Yani aslında yaptığın güzel bir şey. Yarış değil de belki geziye katılmak isterdim. Mesela bu bisiklet gezginin neredeyse bütün konu şeylerini tanıştığımdan beri hepsine katılıyorum. Mesela o heves bir geldi ama böyle dünya turu falan diye bir mesela İtalya'yı şehre gezmek isterim bisikletle. Ama daha hayatım hiç çadırda bile kalmadığım için yani daha çok bir kat edecek çok yolum var ama hani onu otelde kalarak da yapabilirim. Bu şey Amsterdam, Kopenhag o turu işte Euro turlarını yani birkaçını yapmak isterim çok uzun değil. Çünkü biraz da yapı olarak sıkılgan birisiyim. Hani bir haftadan fazla bir tatile de gidemiyorum mesela. Hemen falan oluyorum böyle şimdi ne var. Mesela İtalya'yı gezmek isterim. Orada Venedik, Milano arasını yapmak isterim. Ya da ne bileyim Kopenhag, Amsterdam dediğim gibi. Öyle bir tura çıkmak isterim ama yarış sanmıyorum. Yani evet o daha ayrı bir kafa yapısı zaten. Yani sakin sakin yani. Hani vardın mı o gün hedef koydun varamadıysan kısmetliymiş yarın varırsın gibi. Yani böyle güzel bir manzara gördün, onun fotoğrafını çekeceksin, bir yerde çay içeceksin ya da bir şey içeceksin. Yani tam böyle keyif için yapacaksam yaparım ama yarış falan onlar anladım. Bana göre işler değil. Zaten hayatta her şeyde yarışıyoruz ya yani evet. Orada da yarışmayayım. Bisikletli hobim yani orada. Şey mesela takım yarışlarına da o yüzden ben yani sporlarını yapamamın sebebi yelkene bir ara merak sarmıştım ama orada da insanlar o kadar hırslı ki. Hani o yüzden herhalde böyle şey istemiyorum, hobi olarak yaptığım bir şeyde böyle en iyisi olacağım, harika olacağım, hadi falan ekip var istemiyorum. Sakin sakin. Evet, hayatın zaten müthiş bir telaşı ve yarış şeklinde evet, bir evet, o yüzden bu en yaşam. Güzel. Keyfin olacak, keyfin çıkarır. Bisiklet bence gerçekten çok keyifli bir şey. Yani motosiklet de mesela çok keyifliymiş ama bisiklet daha böyle şey, daha sakin bir de kesinlikle. Uğraşıyorsunuz ya böyle şeyde. Kendi gücünle mücadele ediyorsun, kızıyorsun niye çıktım yola falan diye böyle yokuşu görünce. Ama yokuş aşağı inerken ay ne güzel falan diye böyle rüzgar geliyor. Evet. Hani o şeyleri seviyorum ben. Ama yarışta öyle olmuyordur herhalde. Benim hiç yarışa katılmadım ama orada böyle işte yanındaki seni geçiyor falan. Bisiklet. Tabii şu hırs yapıyorsunuz evet, yani. Evet yani ister istemez. Yani o yüzden ben böyle gezide şeyde iyiyim yani. Karaköy'e geçeyim bisikletle, vapur sefası yapayım falan öyle şeyleri seviyorum. Evet. Evet, bir eklemek istediğim bir şey var mı? Programın sonuna yaklaştık. Yok, çok teşekkür ederim. Beni yolda görürse lütfen fotoğraf çektirsinler. Burada kendi reklamımı yapayım. Evet. İstanbul Cycle Style. Vallahi çok güzel bir şey yapıyorum. Filtreler koyuyorum. Hiç saçınızı başınızı çirkin göstermiyorum. Instagram'da İstanbul Cycle Style evet, diye İstanbul Cycle arandığında Style diye çıkıyor. Evet, aynen. Evet. Evet, sevgili bisiklet severler, bu akşamki programımız burada sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.